Günaydın değerli izleyiciler. İyi pazarlar diliyorum. Ben Hakan Çelik. CNN Türk canlı yayınına hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimlerinden, partinin genel sekreteri aynı zamanda Sayın Akif Hamza Çebi. İstanbul Milletvekili kendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan Bey. İyi pazarlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi pazarlar. Bugün sizin önemli bir toplantınız var. Buradan sonra hemen Ankara'ya geçeceğiz. Hemen Ankara'ya geçeceğim. Tüzük kurultayıyla ilgili olarak Cuma günü parti meclisi, milletvekilleri ve yüksek denetleme kurulu üyelerinin katılımıyla bir toplantı yaptık. Bugün de il başkanlarıyla toplantı yapıyoruz. Yapacağız. Saat 11'de başlıyor. Tüzük taslağını tartışıyoruz. En ideal tüzüğü ortaya koymak için çalışıyoruz. Yayın biter bitmez hemen karayoluyla Ankara'ya geçeceğim. Karayoluyla mı? Hemen. Daha pratik. Uçak saatlerine baktım sanki o daha uygun. İyi yolculuklar diyelim. Çok teşekkür ederim. Güzel bir yolculuk olsun. Şimdi ben tabii tüzük kurultayı çok böyle yakından takip etmeyenler için tüzük ne oluyor, ne anlama geliyor? Bu kurultay sonucunda nasıl bir şey bekliyoruz? Onu soracağım biraz sonra. Fakat sıcak gelişmeleri de paylaşarak girelim. Zeytin Dalı operasyonu çok etkili bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devam ediyor ve yeni bilgiyi paylaşıyorum. 2612'ye çıktı etkisiz hale getirilen bölgedeki teröristlerin sayısı. 2612. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Zeytin Dalı operasyonunu nasıl değerlendiriyor? Bir onu sorayım şu ana kadar gelişim sürecini. Benim gördüğüm kadarıyla yani kamuoyu, siyasi partilerin değerlendirmeleri, tutumlarını dinleyelim. Elbette farklı şeyler olabilir ama kamuoyunda önemli bir destek olduğunu görüyorum Zeytin Dalı'nın. Evet, doğru, doğru. Hatta böyle neredeyse %90'lar belki de daha üzerinde. Bu da Mehmetçi'ye ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sanıyorum ki önemli bir moral ve motivasyon desteği veriyor. Şimdi CHP'nin burada dikkat çekmek istediğiniz uyarılarınız varsa onları alalım. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin ikna etmeye çalıştığı, değiştirmek istediğimiz bir tutumu var. Diğer taraftan Türkiye Beşar Esad rejimle de karşı karşıya gelmemeye özen gösteriyor. Sahada bir çatışma olmaması için. Diğer taraftan da Rusya ve İran'ın şu ana kadar belli oranda bir Türkiye ile işbirliği yaptığı bir saha var. Bütün bu düzlemde gerçekten zor. Diplomatik olarak da zor, askeri olarak da kolay değil. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Belki konuya şuradan girmekte yarar var. 2010 yılının Aralık ayında Tunus'ta bir seyyar satıcının kendisini yakmasıyla Arap Baharı dediğimiz o rüzgar bütün Arap ülkelerini kapsamına aldı. Tunus'tan doğuya doğru Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerinde yönetimler birer birer devrilmeye başladı. Karışıklıklar çıktı, isyanlar çıktı, iç çatışmalar çıktı. 2011 yılında bu Suriye'ye sıçradı ve Suriye'de o günden bugüne karışıklıklar meydana geldi. O tarihe kadar Türkiye'nin Suriye sınırında Türkiye'nin muhatabı sadece ve sadece Suriye rejimiydi. Suriye hükümetiydi. Ama o tarihte yanlış bir politika izledik. Buna uzun uzadıya girmek istemiyorum. Ve bugün Türkiye'nin Suriye sınırında Türkiye'nin muhatabı sadece Suriye değil, hatta Suriye belki hiç değil. Orada PKK var, PYD var, IŞİD var, Suriye Özgür Suriye Ordusu var. Paralel olarak Rusya ve Amerika da var. Bu kadar karmaşık bir coğrafyaya dönüştü Türkiye'nin Suriye sınırı. Türkiye haklı olarak gerek Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, gerekse Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak amacıyla Zeytin Dalı operasyonunu başlattı. Öncesinde Elbap operasyonu var, onu geride bıraktık. Şimdi böyle bir harekatı Türkiye başlattı. Harekatın amacı biraz önce ifade ettiğim gibi sınır güvenliğimizi sağlamaktır. Bu Türkiye'nin çok haklı bir gerekçesidir. Karşı taraftan Türkiye sınırlarına, topraklarımıza devamlı füze atılması, kilise füzeler düşmesi bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Sınırımızda insanlarımız büyük bir tehlike içerisinde yaşıyor. Türkiye haklı olarak bir müdahalede bulunmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteği devam elbette, ediyor. Elbette tabii ki tartışmasız bir şekilde Afrin operasyonuna, Zeytin Dalı operasyonuna Cumhuriyet Halk Partisi destek vermektedir. Bunda hiç tereddüt yok. Sizin az önce Suriye politikası ile ilgili bir eleştiriler getirdiniz. Burada özellikle Türkiye'nin dikkat etmesi gereken, çok kritik gördüğünüz tuzaklar ve yani atılması gereken adımlar noktasında bize CHP'nin nerede durduğunu, hangi uyarıları yaptığını da hatırlatırsanız onu da paylaşalım izleyicilerimizle. Şimdi hedef ne dedik? Hedef Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak.
bu iki hedefi birden Türkiye gözetmek zorundadır. Yani Türkiye bir fetheden devlet konumuna girmemeli. Türkiye toprak kazanmıyor şu anda. Ama zaten öyle bir niyet açıklanmadı. Evet, hayır hayır. Yani öyle bir niyet şu ana kadar açıklanmadı. Kalıcı değiliz dedi Türkiye. Kesinlikle. Hayır, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, herkes bu açıklamayı yaptı ama bu psikolojik ortamın oluşmasına asla izin verilmemeli. Hedefimiz daima... Belki kamuoyunda böyle bir şey oluşuyorsa... Evet, kamuoyunda böyle bir şey oluşuyor. Öyle ben anlıyorum, halkın içindeyim. Buna izin vermemek lazım. Amaç Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak. Türkiye'nin meşru muhatabı Suriye rejimidir. Dolayısıyla Suriye rejiminin, o hükümetin yönetimindeki bir Suriye'yi gerçekleştirmek. Daha doğrusu Suriye'yi kim yönetecek, bu Suriye halkının karar vereceği bir konudur. Türkiye o konuda elbette herhangi bir tercihte bulunmamalı. Ve elbette ki Türkiye bu harekatı yaparken mümkün olan en az sayıda şehitle yapmalıyız. Kimse askerimizin şehit olmasını, şehitlik çok ulvi bir mertebedir ama önemli olan en az şehitle bu harekatı başarıyla tamamlamaktır. Kritik nokta budur. Evet. Dün de RAJO'nun çok büyük oranda etkisiz hale getirildiği, kontrol edildiği haberleri var. Bugün manşetlerde de yer alıyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın da açıklamaları gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek FETÖ konusundaki tutumunun, gerekse Türkiye'nin bu beklediği PKK, YPG alanlarındaki tutumunun değişeceğine dair bir işaret var mı? Türkiye bu tutumu değiştirmek için farklı bir şey daha yapabilir mi? Birçok şey yapılıyor da şu anda. Amerika'nın bugüne kadarki Orta Doğu politikası daima yanlış olmuştur. Huntington'ın medeniyetler çatışması tezine yaslanmış olan Amerika, Orta Doğu siyasetini yanlış okumakta, yanlış değerlendirmektedir. Orta Doğu'nun güvencesi, Orta Doğu'da barışın güvencesi, bir laik, demokratik, güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığıdır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısına, ulusal birliğine yönelmiş olan her hareketin karşısında olmak Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası olmalıdır. Ama maalesef bugüne kadar bu politikayı Amerika uygulamamıştır. Örneğin Suriye'de sürekli olarak PYD ve YPG'yi desteklemektedir. YPG'ye tırlar dolusu silah vermiştir. Hala ikili görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri bu tutumundan vazgeçmenin işaretlerini vermemektedir. Tamam diyor, destek vermeyeceğiz. Bundan sonra silah vermeyeceğiz diyor, destek vermeyeceğiz diyor. Ama bu politikası aynen devam ediyor. Amaç Türkiye'nin güçlü olmamasıdır. FETÖ politikasındaki tutumu ise... Amerika'nın temel prensibi bu mudur? Yani temel prensibi bu. Güçsüz kalması. Elbette. Güçlü bir Türkiye hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin işine gelmez. Temel politika budur. Efendim 2,5 yıl kadar önce Doğu Perinçek burada sizin oturduğunuz yerde oturuyordu ve demişti ki, hatta bizim teaserımızda da var o ifadesi, PKK Amerika Birleşik Devletleri'nin kara gücü. Evet. Şimdi o dönemde biraz sanki bu söylem acaba bir miktar böyle komplocu bir tutum mu, Avrasyacı ve ulusalcı kesimler mi bu konuda bir vehim içindedirler gibi bir, yani bu görüşte olmayanlar da bunu söylemişlerdi. Evet. Ama bugün gerçekten görüyoruz ki yani çok önceden sanki planlanan bir tutumu Amerika Birleşik Devletleri hayata geçirmiş vaziyette. Yani özellikle FETÖ konusundaki bu tutum ortaya çıkınca ve PKK'ya desteği artık çok aşikar bir durum alınca, değil mi? Yani siz de buna benzer bir görüşte misiniz? Amerika Birleşik Devletleri çok önceden elbette öteden beri PKK'ya destek vermektedir. YPG'ye, PYD'ye olan desteği PKK'ya olan desteğinin bir uzantısıdır. Farklı bir tutum değil. Evet. Şimdi bir taraftan bakıyorum, yani geçen hafta mesela kısa bir süre için tutuklanan Salih Müslim, PYD'nin bir önceki eş başkanı, Berlin'de PKK toplantısına katıldı. Yani bunları şimdi nasıl izah etmek o lazım? Konuda Hakan Bey şunu söyleyeceğim. Yani ben bizim hükümetimizi eleştireceğim. Yani Salih Müslim 2013 Ocak ayında, 2014 Ekim ayında, aylarda yanılabilirim, Türkiye'ye geldi. Biri 2013'tür, biri 2014'tür. Türkiye'ye geldi. Ağırlandı. Bizim devlet yetkilileriyle görüştü. O zaman Salih Müslim'i biz meşru muhatap kabul ediyorduk. Şimdi Çekya'da tutuklandı. Hemen biz iadesini istedik. Bir hava yaratıldı. Çekya bunu iade edecek gibi bir hava doğdu. Çekya iade etmedi. Etmez çünkü Türkiye ile Çekya arasında
suçluların iadesine ilişkin bir ikili bir anlaşma yok. Avrupa olsaydı verirler miydik yani? Olsaydı anlaşma gereği vermek zorunda. Avrupa Konseyi bünyesinde imzalanmış olan suçluların iadesine yönelik bir anlaşma vardır ama bu anlaşma esas olarak anlaşmayı imzalayan ülkelerin takdirine bırakmaktadır bu konuyu. Siyasi suçluların iadesine ilişkin kesin bir hüküm içermemektedir ve o nedenle Türkiye iade edilmedi. Biz bir dönem ağırladığımız, meşru muhatap kabul ettiğimiz Salih Müslim'i şimdi Çekya tutuklamadı, serbest bıraktı diye doğrusu oraya söyleyeceğimiz şeyler ne kadar güçlü olabilir? Evet, isteyelim, talep edelim ama önce bir kendimize bakalım. Efendim, o dönemde acaba Türkiye mesela yani bu PKK'da silah bırakabilir ve tutum değiştirebilir gibi bir beklenti de vardı ya Türkiye içinde. Evet. Türkiye dışında da bu işte YPG-PYD unsurları sonuçta silahlı çatışma yoluna girmeyip belli oranda Türkiye ile işbirliği yapıp yani Türkiye'nin bir etkisi yani ekonomik gücü yani o bölgelerde de barış ve refah yaratan bir ülke konumuna gelmesiyle bir şans mı aradı acaba Türkiye? Yani barış yolunu zorlamak adına bazen normalde bir araya gelmek istemediğiniz insanlarla da bir görüşmeyi denersiniz farklı zeminlerde. Böyle bir şey mi denendi acaba? Hakan Bey, bu eleştirinizi evet, anlıyorum. Yani, duyuyorum ben evet. De farklı yerlerden ama ben de farklı bir tarafından sorgulamaya çalışıyorum. Evet, bakın Orta Doğu'da barışı sağlamak için, huzuru sağlamak için her türlü adım atılır. Bakın her türlü adım atılır, atılmalıdır. Ama yani hükümet biraz tutarlı olmalı. Yani o zaman böyle bir politika izleyip de sonra 180 derece farklı bir istikamette bu politikaları değiştirmek çok doğru değil. Şu anda ben şunu yanlış anlamayın. Salih Müslim'in iade edilmesi yöndeki talebi doğru buluyorum. Bu talep doğru bir talep ama bu talebin karşılık bulma imkanı yok. Bir de Avrupa'da şöyle bir hava var. YPG, PYD IŞİD'le mücadele ediyor. IŞİD bütün dünya için, özellikle Avrupa ülkeleri için korkunç bir örgüt. Vahşi infazlarını unutmadık, hafızamızda hala duruyor ve Avrupa şeye böyle bakıyor. YPG'ye, PYD'ye, Salih Müslim'e. Dolayısıyla o tutuklanmaması ya da serbest bırakılmasının ardında böyle bir neden de var. Keşke Orta Doğu'da barışı sağlayacak politikaları uygulayabilsek. Esas olan budur. Bu konuda ben Cumhuriyet Halk Partili temsilcilerin ve milletvekillerinin de gayret gösterdiğini biliyorum. Mesela Umut Orhan, Sosyalist Enternasyonel Başkan Yardımcılığından istifa etti. Bütün bu tabii, son gelişmelerden tabii, tabii, sonra önemli bir adımdı. Bir taraftan işte Haluk Koç, İlhan Kesici, Didem Engin gibi sizin parlamenterleriniz de AKP-M'de, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye'nin bir anlamda tezleri ve CHP'nin görüşlerini anlatıyorlar. Ve evet. Benim gördüğüm kadarıyla yani orada da AK Parti temsilcileriyle de bir diyalog içinde hareket ediyorlar evet. Değil mi? Tabii tabii Hakan Bey, bu ulusal milli bir konudur. Yani bu konuda farklı eleştirilerimiz olur. Geçmişte şöyle yanlış yaptın diyebiliriz hükümete ama şu anda bu eleştirileri, geçmişteki yanlışları konuşma zamanı değil. Şu an başka bir süreçteyiz. Ulusal konularda parti farklılıkları bir kenara kalır, bırakılır. Ulusal konular öne çıkar. AK Parti'nin o şekilde bir politika izlemesi Türkiye'nin lehine ise elbette biz de bunu destekleriz evet. Tabii ki. Bütün bu süreçlerde HDP'yi nerede görüyorsunuz? Yani HDP'nin bir etkisi veya bir varsa olacaksa olumlu bir katkısı olabilir mi? Yani hem kendileri bakımından hem de Türkiye bakımından, Türkiye siyaseti. Sonuçta çokça eleştirilen tutumlar aldılar kamuoyunun büyük bir ekseriyeti tarafından ama yani HDP'ye de oy veren bir kitle oldu Türkiye'de. Vatandaşlar elbette, arasında. Elbette tabii ki. Yani o kesimle de diyaloğu o seçmen tabanıyla seçimler dışında yaklaşıyor nihayetinde. Yerel seçimler ve genel seçimler. Daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı milletvekilliği. Oraya dair sizin bir izleniminiz var mı? Çünkü zaman zaman CHP'nin de yani o konuda nasıl bir tutum alacağını merak ediyoruz. Yani bir beraber hareket edilecek bir zemin var mıdır, yok mudur? Siz nasıl görüyorsunuz onu? HDP meşru bir siyasi aktördür. Halkın seçimleriyle parlamentoya gelmiş, grup kurmuş. %10'u aşan bir oy almış, %13'ler civarında oy almış meşru bir siyasi partidir.
Bugünkü oyları hangi düzeydedir bilemem ama anketler yine barajı aşacak seviyede bir oy alacağını öyle gösteriyor. Öyle mi düşünüyorsunuz? Anketler öyle gösteriyor. Barajın üzerinde mi görünüyor? Benim okuduğum anketler, benim bir tahminim yok. Anketler %10 civarında, işte onu biraz aşıyor. Belki onun biraz altında. O civarda bir oy alacağını gösteriyor. Demek ki hala böyle bir desteği var. Bir miktar azalmış olmakla birlikte böyle bir desteğe sahip olduğu gözüküyor. Türkiye'nin uygulayacağı politikalarda elbette Türkiye'de parlamentoda olan bir siyasi partinin görüşleri de elbette alınmalı. O da bir görüş koyabilir. Bu görüşe hiç katılmayabiliriz, hiç doğru bulmayabiliriz. Sizin bir diyaloğunuz var mı? Yani benim parti kurumsal parti olarak gibi. Şu anda bir diyaloğumuz yok. Parti olarak yok. Yok, hayır. Peki. Şimdi efendim biraz hani CHP'nin bütün bu dünyadaki olan gelişmelere dair izlenimlerini de bir öğrenmiş oluyoruz sizin sayenizde. Bugün önemli bir toplantı var, il başkanları basına da kapalı olacak. Sonra tüzük çalışmalarını, cuma ve cumartesi değil mi gelecek hafta tüzük kurultayı? Evet, cuma ve cumartesi. Tüzük kurultayından ne sonuç çıkacak? Yani kamuoyu bunu hangi tarafıyla takip etmeli? Hmm. Buradan özellikle cumhurbaşkanı seçiminde hangi yöntemin deneneceğini mi burada öğrenecek? Tutumun çıkacağını mı öğrenecek? Şöyle, sadece o değil. Hemen Cumhurbaşkanı ile ilgili hususu da söyleyeyim en başta. Mevcut tüzüğümüzde Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktaydı. O konuda bir düzenleme yapıldı. Şu anda taslakta bu var. Taslağa göre Cumhurbaşkanı adayı seçmen yoklaması, ön seçim, merkez yoklaması, aday yoklaması gibi yöntemlerden birisiyle yapılacaktır. Hangisinin? Bunlardan bir tanesiyle yapılacak. Bunlardan bir tanesi. Hangisinin, hangi yöntemin kullanılacağına parti meclisi karar verecek. Sizin görüşünüz ne? Sizin öneriniz bu ne? Düzenleme doğru bir düzenleme. Şartlara göre hangisinin uygulanacağına parti meclisi tartışır, karar verir. Eğer böyle kesinleşirse, kurultaydan bu şekilde geçerse bu doğru bir düzenlemedir. Tüzükler şudur. Siyasi parti tüzükleri siyasi partilerin programlarıyla örgüt arasındaki ilişkiyi kuran metinlerdir. Partimizin programını örgüt hangi araçlarla uygulayacak? Örgütümüzle genel merkez arasındaki diyalog nasıl olacaktır? Seçimlerde açıkladığımız seçim bildirgelerimiz veya halen mevcut olan programımız halka nasıl anlatılacaktır? Hangi çalışmalar yapılacaktır? Örgütlerimiz bu konuda hangi tavrı alacaktır? Görevleri nedir? Bütün bunları düzenleyen metinlerdir. Tüzükler tıpkı anayasalar gibidir. Anayasaları halk yapar, millet yapar anayasayı. Hukukçular bunu yazar. Tüzüğü de bizim seçmenimiz ve örgütümüz yapar. Bunu yazan arkadaşlarımıza düşen görev, seçmendeki ve örgütteki eğilimi, arzuyu, isteği bu metne yansıtmaktır. Yani bunu salt, kuru bir hukuki metin olarak almamak gerekir. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş felsefesi var. Kuruluş felsefesinden bugüne kadar geçen süreçte toplumda meydana gelen değişiklikler, ihtiyaçlar, siyaset kurumundaki değişiklikler, ihtiyaçlar, bütün bunlara cevap veren yeni bir tüzük taslağı hazırladı. Şu an bir tartışmaya esas tüzüktür bu, tüzük taslağıdır. Son şeklini kurultayda alacak. Efendim geçenlerde bir otel lobisinde bir CHP'li karşıma çıktı, genç bir kuşaktan genç bir isim, dedi ki bana, Hakan Bey dedi, ya size bir şey söyleyeceğim. Ben dedi genç bir CHP'liyim ve partimi de çok seviyorum ama dedi hayatımda bir iktidar görmedim. İktidara da ortak olamadık. Bu beni dedi üzüyor ve motivasyonumu da kırıyor dedi. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Lütfen ilgililere söyleyin dedi. Ben de bana söylüyorsunuz. CHP'nin çok önemli bir ismisiniz. Size söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na da zaman zaman bunları gördüğüm zaman iletiyorum. Bir umut var mı yani CHP seçmenine, bir umut verecek misiniz bu kurultayda, tüzük kurultayı çalışmasında, yerel seçimler için, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP de Türkiye'nin yönetimine bir şekilde iktidar anlamında katılabilecek mi gerçekten bu sefer? Teşekkür ederim Hakan Bey. CHP'ler... Bir umut var mı derken evet. Çok umutsuz bir durum varmış gibi bir tablo Hayır, çıkıyor sanki. Hiç öyle bir amacım, niyetim yok. Sadece ben yani pratik olarak uzunca bir süredir CHP evet. Herhangi bir şekilde iktidar olmadığı ve iktidar ortağı olamadığı için bunu dile getirdim. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben siyasi hayatımın en umutlu dönemindeyim. Öyle mi? Şu anda? En umutlu dönemindeyim. Bakın önümüzde yerel seçimler var.
milletvekilliği genel seçim var ve cumhurbaşkanlığı genel seçim var. Burada iddia ile söylüyorum, bu seçimlerde Türkiye'nin kaderi değişecektir. Türkiye'de 2002 yılından bu yana süren AK Parti iktidarları dönemi vardır. Şu an AK Parti iktidarı tarihinin en baskıcı dönemindedir. Ama en baskıcı döneminde olması onun en güçlü olduğu anlamına gelmiyor. Aslında en zayıf dönemindedir. Öyle mi? AK Parti'nin zayıf dönemindedir. Kesinlikle bakın. Malum bilinen bir şeydir, işte zirve inişinde başladığı yerdir. Bu en baskıcı dönem AK Parti iktidarının en zayıf olduğu dönemdir. Yeter ki kuvvetli, enerjik, dinamik bir karşı çıkış ve halka umut veren bir programı halka açıklayın. Verebiliyor musunuz? Bunu yapacağız. CHP bunu yapabiliyor mu şu an? Bakın ben inanıyorum. Cumhurbaşkanlığı sistem değişti şimdi. Başkanlık sistemi var. Başkanlık sisteminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara ulaşması referandumun bize gösterdiği sonuçlara göre çok daha kolay olacaktır. Cumhurbaşkanı ikinci turda seçilecektir. İkinci turda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı bu seçimi alacak. Birinci turda seçilme ihtimalini görmüyor. Hayır, hayır. Birinci turda hiç kimse seçilemez. Peki. Kimse bu Afrin'e falan bel bağlamasın. Afrin oyları geçici oylardır. İkinci turda yani siz CHP'nin adayı mı diyorsunuz yoksa CHP'nin de destekleyeceği bir aday mı? Sizin adayınızı ben... Bakın CHP'nin adayıdır. Bakın. Peki sizin adayınız kişisel olarak adayınız belli mi şu anda? Hayır. İlan edilmedi ama. Kişisel olarak söylüyorum. Hayır. Söylemiyorsunuz. Hayır, şu ana kadar söylenmedi. Zamanı geldiğinde adayımız açıklanır. Yok, partinizin adayı açıklanmadı ama sizin kişisel olarak destekleyiniz. Ha, benim kişisel adayım var. Evet. Yani benim gönlümde, aklımda. Şimdi bakın, şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili, Merkez Yönetim Kurulu'nun bir üyesi olarak Sayın Genel Başkan dışında bir isim telaffuz edemem. Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanı benim doğal adayımdır. Ancak kendisinin herhangi bir açıklamada, beyanda bulunmadığı konuda benim bir beyanda bulunmam doğru değil. Siyaseten çok şık olmaz bu. Tekrar söylüyorum. Yerel seçimlerde başarılı olacağız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılı olacağız. AK Parti'nin getirmiş olduğu ittifak yasa teklifi bir mevcut muhtemel başarısızlığı önlemenin adımıdır. Mevcut sistemle gidildiğinde AK Parti başarısız olacağını biliyor. O nedenle bir ittifak arayışında. Ama şunu da söyleyeyim. İttifaklar hiçbir zaman 2 artı 2 4 eşitliğini vermez. Daima kayıpla sonuçlanır. Bu da öyle sonuçlanacaktır. Fakat siz bu bir anlamda bunun tersi bir formülle Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırız dediniz. Elbette. Yani çünkü kesinlikle. Siz de belli bir ittifakı büyük ihtimalle öngörerek bunu söylüyorsunuz. Şöyle, şu anda siyasi partilerle bir ittifak görüşmesi yapmıyoruz. İyi Parti'den başlayarak Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamış olduğu rakamlara göre seçime girme hakkı olan siyasi partilerle seçim güvenliği başlığı altında görüşmeler yapıyoruz. Dünkü görüşme o muydu? Dünkü görüşme oydu. Sayın Meral Akşener. Devamı olacak. Seçim güvenliğidir. Seçim güvenliği çok önemli. Çünkü İttifak bu... hiçbir şekilde konuşulmadı. Hayır, konuşulmadı. Bu ileride konuşulmayacak demek değildir. Ama daha bunun yasası çıkmadı. Yasa nasıl çıkacak? Hangi değişiklikler olacak? Değişiklik olacak mı? Bunları bilmiyoruz. Seçim güvenliğini konuşuyoruz. Çünkü bu ittifak yasa teklifinde, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan teklifte seçim güvenliğini tehlikeye atan düzenlemeler var. Örnek veriyorum. Sandık güvenliği konusunda sandık başkan ve üyelerine verilmiş olan kolluk gücünü, güvenlik gücünü çağırma yetkisi herhangi bir seçmene de verilmektedir. Bir seçmen şu sandıkta, şu seçim bölgesindeki sandıklarda problem var, gelin dediği zaman güvenlik güçleri oraya geliyor. Bu sandığı daha güvenli yapmaz. Sandıklar asla bu şekilde güvenli olmaz. Güvenlik güçlerinin olduğu sandık daha güvensiz olur. Örnek veriyorum. Bir seçmen psikolojisi baskı altına alınmış olur. Doğu ve Güneydoğu illeri açısından da mı bunu düşünüyorsunuz? Kesinlikle hiç yer ayrımı yapmıyorum. Yüksek Seçim Kurulu mevcut yasasıyla geçen referandumda bunun önlemlerini aldı. Seçmen sayısı 50'nin altında ise, taşınacak yer 5 kilometreden daha az ise sandıkların taşınabilmesi yönde kararlar aldı. Sandık başkanı gerekirse güvenlik gücü çağırabiliyor. Problem yok. Neden seçmene böyle bir hak veriliyor ki? Hangi seçmen sonra birisi telefon edecek karakola, polis merkezine, aman şuraya gelin diyecek.
Şu an siyasi partilerle konuştuğumuz seçim güvenliğidir. Peki ama yani sonuçta parti politikaları ve hükümetin tutumuna gelen eleştiriler de partilerin görüşleri de belli olduğuna göre aşağı yukarı bir araya gelebilecek partiler de ortaya çıkıyor. Siz İyi Parti ve Saadet Partisi ile çok yakın durumda mısınız yani yaklaşımlar olarak özellikle seçim önümüzdeki seçimler düşünülecek olursa parti görüşleri arasında elbette dünya görüşleri arasında fark vardır. Evet. Yani Saadet Partisi ile CHP'nin dünya görüşü elbette çok farklıdır ama belli bir ittifak zemini var mı burada bu partilerle aranızda? Şu anda bunu söylemek için vakit erken daha Hakan Bey. Söylediğim gibi seçim güvenliğine ilişkin görüşmeler yapıyoruz. Bu ileride dayanışma diyelim, AK Parti'nin ittifak kelimesini dayanışma olarak da kullanabiliriz. İttifak veya dayanışma içerisinde bulunacağımız partiler elbette olabilir ama şu an bunu konuşmak erken, vakit ilerlesin. Gerekirse evet, bu yönde görüşmeler yapılabilir. Şu anda böyle bir görüşme yapmıyoruz. Kategorik olarak da hayır yapmayacağız demiyoruz. Buna HDP'de dahil mi? Yani şöyle, gerekirse dayanışma içinde olunabilecek, görüşülebilecek, belli noktalarda beraber hareket edilecek partiler arasında HDP'de var mıdır? Şimdi ittifak kimler arasında olur? Baraj sorunu olan partiler baraj sorunu olmayan partiyle ittifak yapabilir. Ya da baraj sorunu olan partiler bir araya geldiğinde barajı aşabileceklerine kanaat getiriyorlarsa ittifak yaparlar. HDP'nin baraj sorunu yok. İttifaka da gerek yok mu? Elbette. Baraj sorunu olmayan bir parti var orada. Böyle bir düşüncemiz yok. HDP ile ittifak şeklinde bir düşüncemiz yok. Bu konuda bir rakam vermek isterim size. İttifaklar nasıl sonuç verir? Bir kere şunu söyledim. AK Parti artı MHP ittifakı. Bir de BBP'yi de katalım. Büyük Birlik Partisi'ni de katalım. Büyük Birlik Partisi'nin tabanı buna hangi tepkiyi verir onu bilemem. Yani Sayın Mustafa Destici ile benim en son konuşmamda bu ittifaka çok yakın olduklarını, bir şekilde içinde yer alabileceklerini ifade etmişti. Evet, evet. Öyle görüşüyor. Bilemiyoruz tabii ki. Şimdi şöyle rakamlar paylaşıldı kamuoyunda. Bu ittifak gerçekleşirse 1 Kasım 2015'te alınmış olan oylardan hareketle şu kadar milletvekili AK Parti kazanıyor gibi hesaplar yapıldı. Bu tamamen bir varsayım ve varsayım doğru değil. Siz ne diyorsunuz? Neden doğru değil? MHP'nin aynı oyu alacağı varsayılıyor. AK Parti'nin de aynı oyu alacağı varsayılıyor. Ben öyle düşünmüyorum. İkisi de 1 Kasım 2015'te aldıkları oyun altında oy alacaktır. Ne kadarlık bir oy bekliyorsunuz bu partiler bakımından? Bir tahmin yapamam şu an. Var mı bir araştırma? Hayır, bir tahmin yapamam. İttifak olursa, ittifak yapan partiler hangi oyu alır şeklinde bir kamuoyu araştırması da henüz yapılmadı. Belki yapılıyor, sonuçları açıklanacaktır. Peki, siz bir şey söyleyeceksiniz. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Şimdi bakın, bu AK Parti MHP dışındaki partilere bakalım. Saadet Partisi çok önemli bir faktör. Oy sayısı, üye sayısı 225 bin. 1 Kasım 2015'te aldığı oy sayısı 325 bin. Üye sayısının 1,5 katı oranda oy alıyor. Demek ki Saadet Partisi seçmeni %10'luk barajın yüksekliği nedeniyle kendi partisine oy vermiyor. Bir ailede bir kişi veriyor, aile fertleri vermiyor gibi. Aile fertleri olduğu gibi aynı partiye oy verecektir diye bir şey yok tabii ama Türkiye'nin gerçekleri bizi böyle bir varsayım yapmaya itiyor. Bu varsayım çok yanlış değil Türkiye gerçekleri karşısında. Daha yüksek oy alacaktır. Daha yüksek mi oy alır Saadet Partisi? Kesinlikle. Bakın baraj bugün %5 olsa iddia ediyorum Saadet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girer. Tartışmasız. O nedenle %10 baraj indirilmiyor, muhafaza ediliyor, ittifakın yolu açılıyor. Aslında şunu da söyleyeyim. Tabii. Başkanlık sistemine geçtikten sonra baraj olmaz Hakan Bey. Baraj parlamenter sistemin bir unsurudur. Yönetimde istikrarı sağlamanın bir aracıdır. Niye yönetimde istikrar demiş anayasa? Çok parçalı bir parlamento olmasın, çok parçalı bir hükümet olmasın, yönetimde istikrar. Şimdi hükümet meclisten çıkmıyor. Tek bir kişi, Cumhurbaşkanı halk seçiyor. Baraja gerek yok o zaman. Saadet Partisi'nin gerçekten bu dönemin çok önemli ve bir anlamda anahtar partisi haline geldiği söylenebilir. Özellikle son bu birkaç haftalık görüşmelerde, yani Temel Karamollaoğlu'nun, Sayın Karamollaoğlu'nun açıklamalarında da hep dikkat ediliyor, yakından takip ediliyor. Peki ama... Mesela, bir parti daha var, Demokrat Parti.
Bakın 713 bin üyesi var. 713 bin. Anavatan Doğru Yol Birleşmesi sırasında sorunlar olmuş olabilir üye sayısına ama aldığı oy 69 bin. Üye sayısının onda biri oranda oy alıyor. Bunun anlamı Demokrat Parti seçmeni, üyesi, partiye üyeliğini muhafaza ediyor ama kendi partisine değil başka partilere oy veriyor. Hangi nedenle? Baraj sorunu nedeniyle. Ama başka partilere oy veriyorsa o zaman yani bu Demokrat Parti için çok arzu edilmeyen bir şey. Hayır, Demokrat Parti için arzu edilmeyebilir ama parlamento aritmetiği muhtemel ittifaklarla değişecektir. Peki şimdi gerçekten sizin hedeflediğiniz ve arzu ettiğiniz gibi CHP bu seçimlerden birinci parti olarak çıkar veya o ittifakın içinde yer aldığı ittifak öne geçerse parlamenter sisteme dönebilecek mi Türkiye? Siz o hedefinizi gerçekçi görüyor musunuz? Başkanlık modelinden, Cumhurbaşkanlığı küme sisteminden geri dönüş olur mu? Şimdi Hakan Bey, sistem başkanlık sistemi, buna göre bir seçime giriyoruz. Buna göre girdiğimiz bir seçimde doğal olarak başkanlık sistemine yönelik bir program uygulayacağız. Ama bizim referandum sırasında öngördüğümüz, halka anlattığımız, vaat ettiğimiz parlamenter sisteme dönüş bir ideal olarak duruyor orada. Gerçekçi görüyor musunuz? Hayır, o dönüşün şartlarını ileride başkanlık sistemine göre bir parlamento oluştuktan sonra o parlamentoda değerlendiririz. Şu an için bu çok erken bir konu. Şu an başkanlık sistemine göre bir yarışa giriyoruz. Burada ben Twitter'dan, Instagram'dan da hatta sorular geldiğini görüyorum. Dedim ki yani Sayın Hamza Çebi'ye sorularınız var mı diye. Mesela der ki bir izleyici %20'ler civarında olduğunu sanıyorum CHP'nin diyor. Evet. Oy oranının. Öyle mi gerçekten? Hayır. Bu sizin herhalde arzu etmediğiniz. Yani anket şirketlerine göre. Size göre ne kadar efendim şu anda yaklaşık? Bakın biz halen 2015 seçimlerinde aldığımız oy civarındayız. Onun altında %20'lik bir oran kesinlikle söz konusu. Yani kaçtı onu hatırlatalım. %20. %25'ler civarında bir oy seviyemiz vardır. O civarlarda mısınız şu an? Hayır. Şöyle %25, 26, 28, 30 gösteren anketlerimiz var. Ben %25'lik oranı, o %20'lik oranın yanlışlığını anladım. Göstermek için söylüyorum. Oylarımız %25'lerin üzerindedir bir kere. İkincisi şu önemli, siyasi partilerin aldığı oydan çok kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı ve cumhurbaşkanlığı seçimini kimin kazanacağıdır. Şimdi başkanlık sisteminde siyasi partilerin parlamento ağırlığı ikinci planda kalmaktadır. Çünkü başkan yasa gücüne sahip kararnameler çıkarma yetkisine sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasa yapma yetkisine Cumhurbaşkanı ortak olmuştur. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken, tartışılması gereken konu Cumhurbaşkanlığı seçimini kimin kazanacağıdır. Anladım. Ve ikinci turda bu belli olacak diyorum. İkinci turda iki aday yarışacaktır. Ve sizin desteklediğiniz adayın kazanacağını düşünüyorsunuz. Elbette. Bizim çıkardığımız aday. CHP'nin çıkardığı aday. Evet. Peki evet. Orada farkı da koydunuz yani desteklediğimiz aday değil bizim çıkardığımız elbette, aday. Elbette yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden olacaktır. Hiç kimse tereddüt etmesin. Bu değerlendirme önemli. Sayın Meral Akşener'le Ankara'da bir gazetecilerin katıldığı bir ortamda konuştuğumuzda o da gerekirse ikinci turda sizin sözünü ettiniz. Yani CHP'nin desteklediği veya içinden çıkan adaya destek verebileceklerini ifade etmişti. Evet. Onu da hatırlatayım. Yerel seçimler çok önemli. Gerçekten çok önemli. Belediyelerde yerel yönetimleri kimlerin yöneteceği belli olacak. Siz de adaylık niyetinizi, arzunuzu, isteğinizi ortaya koydunuz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için. Evet, doğru. O konuda yeni gelişmeler var mı? Partinizden bir kuvvetli bir rüzgar ve destek alıyor musunuz Sayın Genel Başkan'dan? Yeni gelişme şöyle. Şimdi bunu açıkladığım tarihte İstanbul Milletvekiliydim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteriyim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri olarak, Merkez Yönetim Kurulu'nun bir üyesi olarak benim ilgi alanım sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri değildir. Evet. Bütün yerel seçim üniteleri, yani bütün belediyeler, milletvekilliği, genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimidir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğini sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle özdeşleştirirsek bu makamı biraz aşağı indirmiş oluruz. Bu doğru değil.
Ben İstanbul kadar Anadolu'yla da ilgileniyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle de ilgiliyim. Partinin yönetim kademesindeki bir kişi olarak. Ama bu şu değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda ortaya koymuş olduğum iddiadan vazgeçmiş değilim. O hedefiniz ve iddianız devam ediyor. Duruyor elbette ki. Şu anda aday adayıyım. Bir açıklama yapayım bu konuda. Partimiz, genel başkanımız, merkez yönetim kurulumuz, İstanbul olsun, diğer yerler olsun, orayı hangi adayla kazanacaksak onu aday yapacaktır. Kriterler ne olacak? Nasıl belirleyecek? Kim halkta kimin karşılığı varsa, anketler örgütle uyumlu bir çalışmayı kim yapacaksa, halkta kimin karşılığı varsa, bu Akif Hamza Çebi olabilir, bir başkası olabilir. Ama ben şunu ifade ettim. Ben çalışıyorum, aday adayım. Herkese gidiyorum, oy alamadığımız kesimlere gidiyorum, vatandaşlarımıza gidiyorum. Genel başkanımız, merkez yönetim kurulumuz halka soracaktır, sivil toplum örgütlerine soracaktır, kanaat önderlerine soracaktır, anketler yapacaktır. Ben iddiamı ortaya koydum, hepsinden ben çıkacağım dedim. Öyle mi diyorsunuz? Bu iddia çok önemli bir iddia. Bir iddia koydunuz. Evet. Yani Akif Hamza Çebi erken aday adaylığını açıkladı, o halde onu yapalım diye bir düşünce yok. Buna katılmam. Bir ortamda. Elbette. Kiminle alacaksak. Evet. Ama ben iddia koyuyorum. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendiğimde elbette örgütümle, vatandaşlarımla birlikte çalışarak bu seçimi kazanacağız. AK Parti'nin adayından daha mı çok oy alacağınızı düşünüyorsunuz? Tartışmasız bir şekilde. Kim olursa olsun AK Parti'nin peki, adayı. Peki bir tarihe de not düşmüş olalım. Bugünün tarihi itibariyle de Sayın Hamza Çebi böyle bir iddia ortaya koydu. Evet, siyasette evet. İddia önemli bir şey. Siz de bunu paylaştınız. İnanırsanız kazanırsınız Hakan Bey. İnanmazsanız kazanamazsınız. Diğer bölgelerde, diğer büyük şehirlerde de böyle çok iddialı adayları var mı Cevdet? Elbette. Yani, bakın, hangi büyük şehirleri yani bizim, alacağınızı düşünün? Kaçırdığımız büyük şehir belediyeleri oldu. Hangileri oldu? Mersin, Adana, Antalya. Bunları kaçırdık biz. Almamız gereken belediyeler bunları olmadı. Alacak mısınız? Kesinlikle alacağız. Bursa Belediyesi'nde yine büyük bir iddiamız var. Ne zaman var. Belli olacak adaylar? Şu anda malum Mart 2019'da yapılacaktır seçimler. Aşağı yukarı bir yıl kaldı. Yani bir yıldan biraz fazla belki. Evet. İşte 2-3 hafta belki fazla. Çok gecikmeden yani o Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklamadan önce, makul bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Şimdi, Başkanımız adaylarımızı açıklayacak. Ben de Anadolu'yu çokça dolaşıyorum. Belediyeler acaba ne yapıyor, ne ediyor diye onlarla görüşüyorum. Benim sokaktaki vatandaşla edindiğim izlenim birçok kriteri değerlendiriyorlar ama belediye hangi projeleri yapıyor? Çünkü proje demek bir taraftan da istihdam ve iş alanları yaratan, ekonomiyi canlandıran bir şey olduğu için temel kriterlerden biri bu projeler. Böyle bakılacak olursa mevcut CHP'li belediyeler arasında çok projeci, öne çıkan, başarılı gördükleriniz böyle birkaç tane sıralarsanız kamuoyunda... Bir kere birinci sırada ben tartışmasız bir şekilde Eskişehir Büyük Belediye'mizi söyleyeceğim. Sayın Büyükerşen Batı standartlarında bir şehir kurdu orada. Twitter'da, sosyal medyada bazı fotoğraflar görüyorum. Bilin bakalım burası hangi şehir, hangi Avrupa şehri diye. Eskişehir'de. Hakikaten bakıyoruz ya hakikaten hani bilmeyenler burası neresi diyor. Orası Eskişehir. Böylesi bir harika yarattı. Hani belediyeciliği, şehirciliği öğrenmek için illa Avrupa'ya, batı kentlerine gitmek gerekmiyor. Hemen yanı başımızdaki Eskişehir'e gitmek yeterli. Hatta Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında da adı zikredilmişti. Kendisi. Evet, Sayın Büyükerşen çok değerli bir büyüğümüzdür. Evet. Çok başarılı bir yöneticidir. İyi bir belediye başkanıdır. İyi bir ağabeyidir. Bakın İzmir Büyükşehir Belediye'miz çok başarılıdır. İzmir olduğu için biraz medyanın ilgisi dışında kalıyor. Ama İzmir çok önemli değil. Çok büyük bir rekabet çok, var. Çünkü daha önce Sayın Binali güzel, Yıldırım da oradaki yarışa katılmıştı. Çok başarılı. Bak. Sayın Binali Yıldırım da katıldı evet. Çok başarılı bir belediyecilik örneği sergiliyor. Çok başarılı. Bayındır'da tarımı kalkındırır bir yandan. Yani İzmir'e hizmet ederken Bayındır ilçesindeki çiftçiyi kalkındırıyor. Şimdi benim bizim süt üreticilerini teşvik ediyor. Çiçek üreticilerini orada teşvik ediyor. Sayın Hamza Çebi, bizim editörümüz Sinan Kunter benim kulağıma diyor ki, onun da bir İzmirli herhalde bağlantısı var.
Diyor ki ben bir itiraz ediyorum, çok sel altında kalıyoruz her yağmurda diyor ve gecekondulaşma da çok büyük boyutlarda diyor. Dolayısıyla kim, hangi arkadaş? Sinan Kunter. Sinan mı? Şimdi kulağıma söyledi. Sinan kardeşim hemen basın ekspres yolu üzerinde hemen yukarıda Bağcılar'dayız. Bu Tem yolunun son yağmurlarda nasıl bir nehire dönüştüğünü, Tem nehri olduğunu gazetelerden hatırlıyoruz. Şu iki telli o basın ekspres yolundaki servis otobüsü içerisinde kadınlarımızın nasıl boğulduğunu, iki telli tır garajında şoförlerin tırları içerisinde nasıl hayatını verdiğini görüyoruz. Ülke genelinde bir altyapı sorunu var ama değil mi? Bir altyapı sorunu. Bak şöyle bir şey var İstanbul için söyleyeyim. Bunu sadece küresel ısınmayla falan açıklayamayız. Şimdi sorumlu küresel ısınma. İklim değişti, yağmurların mevsimi değişti, şiddeti değişti. Ne yapalım kardeşim? Asla kabul etmiyorum. Küresel ısınma bir veri de bu yağmur niye Beykoz'da sele yol açmıyor? Toprak var, arazi var. Yağmurun akacağı, onu emecek bir toprak varsa sel olmaz. Beykoz olma dedim ama yanlış bir örnek olmasın. Orada bir Çubuklu Deresi vardır, Dedeoğlu Deresi. Son o Temmuz-Ağustos geçen seneki yağmurlarda o Dedeoğlu Deresi'nin yanında bir yol var sahile inen, boğaza doğru inen. O yol sel olmuş akıyordu. Yanında dere nasıl sel oldu diyeceksiniz. Çünkü öyle bir dere ıslahı yapılmış ki yanındaki beton duvar yükseltilmiş. O asfalttan sel akıyor, dereyle buluşamıyor. Aşağıda boğazın kenarında da bir göl oluşmuş. Boğaza o suyu ulaştıramamışız. Şimdi İstanbul böyle bir durumda. Bunun sorumlusu belediyedir, belediyeciliktir. İlçe belediyeleri konusunda da mesela benim konuştuklarım arasında en son işte proje üretme noktasında değerlendirdiğimde geçenlerde Maltepe Belediyesi'nin evet. O bir, çok büyük bir fuar projesi ve kongre projeleri var. Gerçekten. Galiba finansman temininde muhteşem bir proje. Bilmiyorum yani ona benzer projeleri evet, siz de destekliyor musunuz? Evet, muhteşem bir proje. 200 bin metrekarelik bir kapalı alan projelendirilmiş durumda. Avan projesinde bu şekilde. Evet. 25 bin kişilik bir istihdam sağlıyor. Sadece İstanbul'un Anadolu yakasının değil, Türkiye'nin ve Avrupa'nın sayılı fuar merkezlerinden birisi olacaktır. Fuarcılık çok önemli ve Türkiye dünyadaki bu fuar pastasından yeterli payı alamıyor. İşte Maltepe Belediyesi böyle büyük bir iddia ortaya koymuş durumda. Buna benzer muhteşem bir proje. Bir örnek diye benim aklıma geldi. Çokça belediye var. CHP'li belediyeler ve diğer belediyeler. Bir sonraki programımızda yerel yönetimle biraz daha konuşalım. Sizin Uber'le ilgili bir açıklamanız vardı. Şimdi belediye deyince sürem dolduğu için bir cümle isterseniz Uber'le değerlendirelim. Şimdi hemen söyleyeyim. Onunla şimdi mesele şu. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nı ziyaret ettim. 17.395 taksi var İstanbul'da. Türkiye'de de 75.000 taksi var. Taksicilerin büyük sorunları var. Bakın. Evet. Efendim, kötü hizmet alıyoruz diyor bazı vatandaşlarımız. Her meslekte iyiler vardır, kötüler vardır. Ama büyük çoğunluğu cansiperane bir şekilde bu şehrin yükünü taşıyor. Öte yandan Uber diye bir sistem çıkmış. Ben Uber'den memnunum diyor vatandaşlarımızın bir bölümü. Daha bunu, konforlu, daha iyi, daha güzel. Karin gibi. Bunun farklı versiyonları da var ama elbette. Bir iki şirket daha var piyasada. Evet. Uber bir Amerikan şirketi. Şimdi benim söylediğim şudur siz burada. Siz ne dediniz? Bu konforu, bakın bu konforu, Uber'de bir konfor varsa aynı konforu biz taksilerde kurarız. Taksileri heba etmeyelim, harcamayalım. Vatandaşımızın konfor arayışına, kalite arayışına, güven arayışına saygılıyım. Piyasalarda kimse kimseyi zorla kovmaz. Piyasada kaliteniz yüksekse o yüksek kaliteyle siz müşteriyi kazanırsınız. Yani Uber kovulsun demiyorum. Diyor. Kalitedir. Bakın kaliteyi yükseltirseniz kalite, talep evet. Şeye yönelir, ticari taksilere yönelir. Taksicileri tukaka etmeyelim. Benim söylediğim budur. Sorunları var. Bakın bu plaka dünya kadar para ediyor diyorlar. Ben bir taksici esnafıma sordum. Ben dedi 80'li yıllarda 86 yılında Kızıl Toprak'taki dairemi 63 bin liraya sattım. Üzerine para koydum, taksi plakasını aldım. Bugün piyasadaki satış fiyatıyla benim o daireyi almam mümkün değil. Kaldı ki satılan taksilerden o kar nedeniyle 1 milyon liraya yakın vergi ve ceza isteniyor. Peki siz özetle efendim Uber
bir cümle onu tam anlayamadım. Yani Uber kalsın mı gitsin? Bakın, kalite olmalı Hakan Bey. Vatandaşımızın Uber tercihine saygı duyuyorum. Kaliteli ama, bir çözüm getiriyorsun. Ama biz ticari taksilerin kalitesini yükselterek, onlara güven vererek bu rekabette ticari taksilerin pazardan daha büyük pay almasını şimdi sağlayacağız. Şimdi çok daha iyi anladım. Yerlisi yapılabilir mi mesela bunun? Dersiniz? Elbette. Söylediğim orada şudur aslında. Biz onu niye yapamıyoruz? Her şeyimizi özelleştirdik. Yabancılara verdik. Gitti. Bir ticari taksi organizasyonunu Türkiye yapamıyor mu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iyi taksi uygulaması var. 4000 taksi üye şu anda. Bunu tüm İstanbul taksilerine yaygınlaştırırsak, bunu İstanbul Taksiciler Esnaf Odası bünyesinde kursak, internetten insanlar taksi çağırabilse, o taksiler kaliteli olsa, Vito olsa, taksici esnafı markalar, biz Vito almaya hazırız diyor veya ama transporter veya Vito, başka mı? Evet elbette biz Vito almaya hazırız diyor ama acaba belediye Vito alırsak bizim plaka tahtedimizi kaldırır mı endişesini yaşıyor. Efendim teşekkür ederim. Peki, ben de siz teşekkür yani ederim. Bilinen bir örnek olduğu için Vito dediniz ama piyasada tabii başka markaların üreticilerin çok modelleri doğru olduğunu ben bir hani çok kural doğru, evet bir reklam söyleyeyim yapmak tabii sizin niyetiniz olmadığını değil, çok iyi biliyorum çok ama çok farklı markaların güzel arabaları var. Sadece tek bir markayla. Siz onu bir örnek olarak evet, verdiniz. Tabii ki. Efendim bir reklama gideyim. Önemli konular konuştuk. Reklam sonrasında tekrar buradayız. Bir klibimiz vardı fakat sürem kalmadığı için onu veremiyorum. Bu arada belediyeleri, yerel yönetimleri yakından takip ediyorum. Bütün Türkiye'de dolaşıyorum. Onlarla ilgili konuşmalar yapacağız. Sayın Akif Hamza Çebi ile programın benim sevdiğim taraflarından biri çok kısa yanıtlar alabiliyorum ve çok konu konuşuyoruz. Bu iyi bir şey. Olabildiğince çok konu konuşabilmek. Bazen konuklarımızla çok yapamıyoruz bunu. Teşekkür ederim. Aslında uzun konuşacaktım da siz hemen başka soru sorunca ama kısa kesildi. Bence iyi oldu. Daha çok konuda sizin görüşlerinizi almış oldum. Daha iyi oldu. Tabii çok konuyu konuşmak oldum. Daha iyi. Yine güzel aslında. Çok teşekkür ederim. Güzel bir program oldu. Ben sağ teşekkür olun. Ederim efendim. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Sayın Akif Hamza Çebi birazdan yola çıkıyor. Ankara'da toplantıya yetişecek. Evet. Bugün çok önemli toplantısı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. İl başkanları kapalı bir toplantı yapacaklar. Gelecek hafta tüzük kurultayı için toplanıyorlar. Cumartesi. Umarım partiniz bakımından ve Türkiye için olumlu sonuçlar çıkar. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Bütün izleyicilerimize Instagram, Twitter mesajları için teşekkür ederim. İyi pazarlar dilerim.